keramet denilen şey hep tasavvuf erbabınca şöyle izah edilmiş. Keramet ve en büyük keramet Efendimizin ahlakında olmaktır. Ya şimdi vatandaşımıza bir şey öğretmek için ben buraya geldim. Ben dün gece saat 4:30'da kalkmışım. Bu saate kadar herhalde bu saatte buraya gelmemin sebebi başka bir şey değil. Ya herhalde Türkiye'de kendisine en çok sorulan kişi benim. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın ayetine aykırı tek kelime ağzımdan çıkmaz Allah'ın izniyle. Şimdi siz beni herhalde tanımıyorsunuz. Ben Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği dışında hiçbir şey söylememeye çalışan bir adamım. Şimdi bakın burada diyor ki böyle bir şey yoktur. Evet. Yoktur diyorum. Bakın burada bütün Türkiye'ye karşı bütün ulema buyursunlar. Varsa bir tane çıkarsınlar bana da göstersinler. Allah'ın emirlerini yerine getirdikten sonra nafilelerle... Ben sana ayet okuyorum, sen neler konuşuyorsun ya? Kardeşim... Ayeti okuyorsunuz ama hocam müşriklere olan ayeti... Ya, beni İsrail hakkındaki ayeti bana mı söyleyeceksiniz? Tabii ki sana söyle. Ya kime ben söyleyeceğim? Kur'an-ı Kerim kime inmiş? Kur'an-ı Kerim bana inmiş. Kur'an-ı Kerim de o böyle, ya yarın bilgili insanlarla bizi çıkarmayın. Allah razı olsun. Müşrikleri... Of. Ya bu niye böyle... Dönüp duruyorsun şöyle bir oraya sürekli sözlerini değiştirip duruyorsun. Hayır hocam, hiçbir şekilde sözünü değiştirmiyoruz yani ki. Bununla yani. Hiçbir şeyin sözünü değiştirmiyoruz. Çok net konuşuyoruz. Amma da net. Ben Deniz, her şeyden evvel şunu söylemek isterim. İlahiyat sahasında belli kitapları, eserleri olan ve belli bir şekilde belli efendim ilme mazhar olduğunu düşündüğümüz insanlarla bu şekilde bir tartışmanın insanımıza fayda getireceği kanaatini taşımıyorum. Siz şimdi ya danışıklı... bırak Allah'ını hocam, seversin ya. Hocam Hüdenlil Müttakini ben başta söyledim size. Hüdenlil Müttakini öğrenmek isteyenim. Ama istemiyorsun belli. Hayır, ama belki vatandaşlarımız öğrenmek ister. Sen istemediğin belli. Bir dakika, sorduğun soruyu vatandaşlar öğrenmek soru için. Ben senin için söylemiyorum. Vatandaşlar için bu, çünkü anlamak istemiyorum. Bu bir... Siz galiba kafayı yediniz galiba bu akşam. Of, orada ya, çok farklı bir durum. Demagojiden başka bir şey yaptığın yok. Allah'ını seversin ya. Yapma be. Ben açık, hocam, çok açık ve net bir şey söylüyorum. Hayır ben. Siz demin... Demagoji yapıyorsunuz. Aynı uslupla konuşuyoruz. Demagoji yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Hiç konuyu karıştırma. Ben seni dinlemiyorum. Ben şu vatandaşı anlatıyorum. İşi bozma. Bir daha zikrediyorum burada. İşi bozma. Sadece senin işin gücün bozmak. Başka bir şey değil. Demagojiden başka bir şey bildiğin yok. Bir ilgili... zaman da mı bu hususta tevhidli konuşuyor, yalan mı konuşuyor diyorsunuz? Yalan kardeşim, ben yalan dolandır ondan bahsetmiyorum. Ne lüzum var yani? Bu şekilde itham etmeyin lüzum. Tamam, sen böyle çıktığın zaman seni herkes tepesine çıkarır. Hiç alakası yok. Bendeniz de aynı. Hatta birçok şekilde de çıkmak dahi kesinlikle istemedim. Fakat bir şekilde işin resmedilmesini arzu ettim. İşin de resmi ortaya çıktı.